Selamlar dostlar. Bir anket yapmıştım. Guangdong serisi mi istiyorsunuz yoksa Amerika Birleşik Devletleri serisi mi? Ve siz kararınızı verdiniz. Geçtiğimiz aylarda ülkemizin geçirdiği bir seçime yakın sonuçlarla beraber %52'lik oy oranıyla beraber Kennedy'nin Amerika'sını oynayacağız. O zaman hadi başlayalım. Aha, Amerika. Özgürlüğün kalesi Amerika. Dünyada kalmış birkaç tam olarak demokratik rejimden birisi. Tabii demokratikliği tartışılır. O zaman şöyle bir Amerika'nın geçmişine bakalım. Şimdiye kadar neler yaşamışız? Temel farklılığımız 1940 yılında başlıyor. Roosevelt 1940 seçimlerinde tekrar aday olmuyor. Bu tarihte henüz Amerika savaşa girmemişti arkadaşlar. Roosevelt izolasyonculara birazcık kapitülasyon verip çekiliyor ve desteklediği Harry Hopkins'in seçime girmesine izin veriyor. Harry Hopkins maalesef ki karın kanseri çıkıyor arkadaşlar ve Cumhuriyetçilerin adayı Dewey'e karşı 0,4'lük bir kayıpla yeniliyor. Thomas Dewey, izolasyoncu politikalar yürütüp, ülkenin silahlanmasını azaltıp, Alman Reich'ı ve Japonya ile ilişkileri iyi tutmak istiyordu. Ancak bu politikaların hiçbiri tutmadı. Amerika ve Japonya savaş ilan etti. 1944 yılına gelindiğinde Dewey tekrar aday oldu. Ancak sadece başka isimlerin desteğini alarak ve Almanya ve Japonya ile masaya oturarak kazanabildi arkadaşlar. Savaşın sonucunda Pearl Harbor ve Pasifik'teki önemli adalar Japonya'ya bırakıldı. Ayrıca Japonya, San Francisco ve Los Angeles'ta özel haklara sahip oldu. Roosevelt'in Amerikan sanayisini düzelten yeni planı ortadan kaldırıldı. Daha sonra Eisenhower 1948 seçimlerinde Dewey'in başarısızlıkların üzerine başkan seçildi ve kendisi Roosevelt'in yaptığı işlerin devamını getirmek istedi. Ancak bunlar da başarısız oldu. Eisenhower Senato'da ve mecliste istediğini bulamayınca başka yöntemleri kullanmaya çalıştı ancak başarısız oldu. Ülkenin durumundan rahatsız olan milliyetçi bir parti kuruldu 1952 yılında ve General Patton'ı aday gösterdiler. 1954 yılında meydana gelen ara seçimlerde ki bu ara seçimler arkadaşlar belirli eyaletlerde olur ve senatörler değişir. Establishment denen Amerikan sistemi yani Cumhuriyetçi ve Demokrat kanat büyük bir yenilgi yaşadı. Progresifler ve milliyetçiler senatör sahibiydi artık. Milliyetçiler ve progresifler durumun farkına vardılar. Eğer birleşebilirlerse Establishment denilen Demokrat ve Cumhuriyetçi partileri yıkabilirlerdi. National Progressive Party kuruldu arkadaşlar. Yani Nasyonel Progresif Parti. Her ne kadar zıt kutuplar da olsalar beraber Amerikan siyasi sahnesini değiştireceklerdi. Bunu gören ve bunu tehdit olarak algılayan Cumhuriyetçiler ve Demokratlar da kendi Birleşik Koalisyon Partilerini kurdular. Ve bu partinin yöneticisi Nixon, ikinci ismi ise John F. Kennedy olacaktı. Nixon 1960 yılında başkan seçildi ve başkanlığını sürdürmek istiyor. Karşısında zorlu bir Cumhuriyetçi rakip olan Barry Goldwater var parti içerisinde ve aynı zamanda daha ılımlı Cumhuriyetçilerden Nelson Rockefeller var. Nixon'ın hedefi 1964 yılında Cumhuriyetçi Parti lideri olarak tekrar seçilmek ve John F. Kennedy ile Demokrat kanatla beraber yoluna devam etmek. Demokrat Parti'nin başında şu an John F. Kennedy var. Kendisi sivil haklar liderleriyle görüşen, aynı zamanda hem Amerikan değerlerini savunan hem de Roosevelt'in politikalarının devam etmesi gerektiğini savunan birisi. Tabii Demokratlar tek bir kanata bağlı değil. Demokratların içerisinde iki tane fraksiyon var. Birisi işçi Demokratlar ki bunlar daha ileri görüşlü kimseler ve başlarında Lyndon Baines Johnson var. Kendisi de bizim evrenimizde Amerikan başkanı olmuştur Kennedy'den sonra. Bunlar yeni planın yeterince işleme sokulmadığını ve Roosevelt'in politikasının devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Bir tarafta Dixieler var arkadaşlar. Dixieler genel olarak güneyli kesim ve ülkede güneyli siyahi halkla yapılacak barışın gereksiz olduğunu, segregasyonizmin yani siyahi halka karşı ayrımcı politikanın devam etmesi gerektiğini savunuyorlar. Milliyetçi kanat yeni kurulan Nasyonel Progresif Pakt'ın ağır basan kanadı. İçerisinde segregasyonizmin devam etmesi gerektiğini savunan George Wallace var ve 1964'te aday olmak istiyor. Aynı zamanda Margaret Chase Smith ve Senatör Robert E. Taft gibi isimler de var içeride. İçeride izolasyoncu herifler de var arkadaşlar. Nasyonel kesim cidden geniş bir skalaya hitap ediyor. Ve MPP içerisindeki ikinci en büyük kanat progresifler. Bunlar Demokrat Parti içerisindeki liberalizmin yeterli olmadığını düşünen ve Progresif Parti içerisinde toplanan MPP üyeleri. Nasyonalistler geniş bir skalada olsa da ve progresiflerin sayısı görece az da olsa progresifler ideolojik olarak birbirlerine daha yakınlar, aynı hedef uğrunda yürüyorlar. Başlarında Scoop Jackson var. Kendisi yeni planın devam etmesi gerektiğini savunan bir liberal. Ancak liderliği şu an meçhul durumda. Çünkü
parti içerisinde değişmesi gerektiğini düşünen isimler de var kendisinin. Ve bir tarafta da Michael Harrington var. Kendisi demokratik sosyalistlerin lideri. Her ne kadar küçük bir kanat da olsa önemli bir isim. İçerisinde türlü radikal grupları da barındıran MPP'de ayrıca Marksist kanat da var ve başlarında Komünist Parti lideri Gus Hall var ve Amerika'yı sınıf savaşıyla beraber tekrar yüceltebileceğini düşünen birisi. Marksistlerden de daha az sayıda egemenlik yanlısı bir sınıf var. Başlarında Francis Parker Yokey var. Kendisi cidden enteresan bir karakter ve görüşleri fantezi olarak değerlendiriliyor. Kendisi Alman müttefiği olarak bahsedilen Avrupa değerlerini ve antik Avrupa değerlerinin geri getirilmesi gerektiğini savunan birisi. Ve böylece oyunumuza başlamaya hazırız arkadaşlar. Şimdi size ben şu ekranı göstereyim. Arkadaşlar burası seçim ekranımız. İlki 2,5 yıl sonra olmak üzere seçimler olacak. Seçim ekranı üzerinden seçimleri değerlendirmek ve gerekli ayarlamaları yapmak zorundayız. Gördüğünüz gibi hangi eyaletten hangi senatörler çıkıyor ve hangi eyalette hangi parti baskın buradan görebiliyoruz. Ve buna göre hareket edip seçimleri kazanmamız lazım. Amerikan odak ağacı Nixon'ın başkanlığı odak ağacıyla başlıyor arkadaşlar ve önceden hazırlanmış fokuslar var. Mesela bu fokusları asla yapamayacağız ancak eğer farklı yerlerden ilerleseydi Nixon başkan olarak ne sonuçlar çıkarabileceğini görüyoruz. Ancak bizim ilerleyebileceğimiz net bir sonuç var. Nixon ortada olmayı tercih etmiş. Sivil haklara ne karşı çıkmış ne de onları onaylamış. Kendisi orta yolcu nötr olarak kalmış bu konuda. Ayrıca kendisi siyasi yarışta elini biraz pisliğe bulamış ve rakiplerini ekarte etmek için kötü yöntemlere dinleme cihazı gibi başvurmuş. Tabii Cold War ekranı var arkadaşlar. İzolasyoncu politikalar izlememiş Nixon ve kendisi karşı çıkmış Nazi rejimine ve Japon rejimine. Ve biz burada dış politikalardan başlayarak ilerliyoruz. Decision ekranına geldiğimizde arkadaşlar partimizin durumunu görüyoruz. Şu an başta Demokratik Cumhuriyetçi Parti var. Ve koalisyon durumu pek iyi değil. %42 birlik var parti içerisinde. Demokratlar ve Cumhuriyetçiler kanatlarında parti içi fraksiyonların liderlerini görüyoruz burada. Aynı zamanda parti içi birliği sağlamak için burada decisionlarımız var. Tabii ben şimdilik bunlara ellemeyeceğim. Oyunumuzun başında Cumhuriyetçilerin oyu %27, Demokratların %28, Progresiflerin %21 ve Milliyetçilerin %23 oyu var. Bakalım bu nasıl değişecek. Şimdi oyunumuza başlayabiliriz. Gördüğünüz gibi oyunun başında Hawaii'de bir füze krizi oluyor arkadaşlar. Nükleer füze yerleştirmek istiyor buraya Japonlar. Ve biz de adayı abluka altına almışız. Bu krizle beraber oyuna başlıyoruz. Nükleer savaşı engelleme görevi bizde. Ayrıca Japonya dediğim gibi San Francisco ve Los Angeles'ta 2 adet ticaret limanına sahip. Bunları geri alacağız umarım. Ayrıca CIA operasyonları var arkadaşlar elimizde. Alman serimizde de böyle bir ekran vardı bildiğiniz üzere. Ancak CIA'yı daha etkin şekilde kullanacağız. CIA cidden Amerika oyunumuzda önemli olacak. 1 Ocak 1962 itibariyle durumumuz şu şekilde arkadaşlar. Başkanımız Nixon, başkan yardımcısı John F. Kennedy. Biz özgürlüğün son kalesiyiz. Amerikan rüyası maalesef parçalanmış vaziyette. İkinci Dünya Savaşı'nın bitişinden beri bu bizi kötü etkiliyor. Bunu düzeltmemiz lazım. Ayrıca Jim Crow yasaları halen yerinde. Jim Crow yasaları siyahi halkımızı ayrıştıran, onları beyaz statüsünde göstermeyen yasalar bütünü. Ve OFN yani bu ittifakımız arkadaşlar Özgür Devletler Organizasyonu birliğini korumamız ve buna dikkat etmemiz lazım. Ayrıca ordu mensubumuz 317.600 askerimiz var arkadaşlar. Ufak bir orduyla başlıyoruz ama donanmamız büyük en azından. Ve ilk vekalet savaşımızda 7 Ocak 1962'de başlamış oluyor. Malezya'da Mao Zedong'un yolundan giden partizanlar Japon hükümetine karşı saldırıda bulundular ve burada isyan çıkardılar. Biz de buraya askerlerimizi göndereceğiz ancak askerlerimizin buraya ulaşması için bu ayrılıkçı rejimin bir portu daha ele geçirmesi lazım. Eğer bunu başarabilirlerse çok güzel olacak. Her ne kadar bu isyancılarla ideolojik olarak çok ayrı noktalarda olsak da kendilerine yardım etmemiz ve Japonya'ya karşı burada bir yığınak yapmamız lazım arkadaşlar. Haftalardır Hawaii üzerine devam eden füze krizi sonunda çözüldü. Nixon bu heriflerle görüşmüyordu. Olayı arkadaşlar Kennedy çözüyor. Ve Japonlara diyoruz ki biz Avustralya'daki balistik füzelerimizi silelim. Siz de Hawaii'ye yerleştirmeyin. Japonlar da bizimle anlaşıyor. Ve bu sayede Kennedy'nin popülaritesi fırlıyor. Ayrıca Amerikan ve Japon tansiyonları düşüyor. Füze krizinin sonu.
Her ne kadar uzaya ilk astronotu biz Amerikalılar göndermiş olsak da Alman Reich'i Ay'a iniyor ve biz de Ay'a kalıcı bir üs kuracağımızı dünyaya duyuruyoruz. Ardından Japonya da Mars'a gideceklerini dünyaya duyuruyor. Tabii bunlar gerçek midir yalan mıdır bilemeyiz ancak Alman Reich'ın Ay'a çıkması halkımızı biraz kötü etkiledi. Kennedy kameraların karşısında Malezya'daki direnişe destek veren Malezyalı Tun Abdulrazak'la görüşüyor. İkili görüşmelerinde özel odada Tun bize daha fazla destek gönderebilirsiniz. Japonlar size bir şey yapamaz biliyoruz diyor. Kennedy de evet ama başkan ben değilim. Ben başkan yardımcısıyım diyor. Ancak bunu başkana ileteceğim diyor. Umarım başkan izin verir diyor. Ancak beni ana sorumlu olarak görmemelisin. Hitler her zamanki gibi yine suikasta uğruyor ancak ölmüyor. Ülkemizin ara dönem seçimleri geliyor ve bizim de bir seçim yapmamız lazım. Demokrat cumhuriyetçilerle mi yol alacağız yoksa progresif nasyonellerle mi? Ve biz progresif nasyonellerle yol almayı seçiyoruz. Amerika'nın değişikliğe ihtiyacı var. Artık cumhuriyetçiler ve demokratlardan doğru yola çıkamıyoruz. Arkadaşlar ben Kaliforniya'da MPP'nin gücünü arttırmaya çalışacağım. Kaliforniya progresiflerin çok yoğun olduğu bir yer. Oy oranı %65 burada MPP'de progresifler içerisinde. Ve buradan çıkacak temsilci heyeti ve senatör sayısı cidden güzel. Pardon. Eyalet başına 2 senatör veriliyor. Ancak ileriki seçimlerde buradan çıkacak temsilci sayısıyla beraber büyük bir oy oranı yakalamış olacağız. Özellikle Kaliforniya ve diğer New York gibi büyük eyaletlere önem göstermemiz lazım. Burada MPP'nin desteğini arttırmamız lazım. Desegregasyon isteyen sivil hak savunucuları Alabama'da büyük bir yürüyüş yapıyor. Burası Güneylilerin en önemli noktalarından birisi. Burada polis bir takım kötü tepkiler veriyor protestoculara karşı ve olaylar karışıyor. Olayların karışması ülke genelinde seçmenlerde liberalliğe olan bakış açısını iyileştiriyor ama. Ve Hitler kafayı yemiş durumda. Hitler Heydrich'i kendi veliahtı olarak görüyormuş. Kendisi bir SS. 10 yıl önce kendisine darbe yapmaya çalışan SS'i şimdi Hitler veliahtı olarak gösteriyor. Acaba akıl sağlığı yerinde mi? Öğretmen Bayan Danson tarih dersi veriyor 8. sınıf öğrencilerine. Ve öğrencilerden birisi öğretmenin bu Rusya üzerinde Rus anarşisi olarak bahsedilen coğrafya ne diye soruyor. Danson haritaya doğru bakıyor. Eskiden burada Sovyetler Birliği yazarmış. Ancak arkadaşlar biz her ne kadar modda böyle görsek de sonuçta Amerikalılar buradaki savaş ağlarının varlığına tam olarak vakıf değiller. O yüzden burası direkt kocaman bir Rus anarşisi olarak isimlendiriliyor Amerikan haritalarında. Ve sadece ismi şanı bilinen birkaç savaş ağası devletinin varlığından haberleri var Amerikalıların. Öğretmenimiz diyor ki Almanların savaşı kazanmasından sonra burada herkes kendi yönetimini kurdu. Kimisi Sovyetleri geri getirmek istiyor, kimisi krallığı kurmak istiyor, kimisi ise bizim gibi demokrasiyi getirmek istiyor. Öğrenciler de diyor ki benim babam olsa Rusya'yı birleştirir Almanya'ya saldırırdı. Tabii öğretmenimiz tamam hadi bırak bu işleri falan filan diyor ve öğrencilerimiz zille beraber teneffüse çıkıyor. Çatlayan Avrupa Kalesi. Nixon haritaya doğru bakıyor. Hitler artık sağlıklı olarak hiç iyi değil. Konuşmasının başlangıcını bile hatırlayamayan bir insan. CIA'den gelen raporlara göre kendisi Almanya'nın yapıştırıcısı gibi Almanya'nın sağ salim olmasını sağlayan tek isim ve onun ölümünden sonra Almanya birbirine girecek. Nixon haritaya doğru tekrar bakıyor ve bu bizim için Nazilerin kıçına tekmeyi vurmak için büyük bir fırsat diyor. Eski dünyaya geri dönmek için önümüzde bir fırsat var. Martin Luther King 250 bin kişilik kendisini dinleyen kalabalık insan grubuna o ünlü konuşmasını yapıyor. Bir hayalim var diyor. Eski köle işçilerin evlatları, torunları ve onların sahibi olan köle yetiştiren insanların torunları beraber Mississippi'de oturup muhabbet edebilmeli. Kendi tenlerinin rengine göre değil, sadece karakterlerine göre yargılanabilmeli. Benim bir hayalim var diyor. Amerikan rüyası aynı zamanda bunun da rüyasıdır diyor. Ve kendisini dinleyen halk çığlık atıyor. Artık sivil haklar yasasına karşı bir karar vermemiz gerekli. Hindistan Başkanı Nehru Washington'a geliyor ve Nixon'la görüşüyor. Hindistan gibi büyüyen bir ülke, doğal kaynakları ve halkıyla beraber büyüyen bir ülke elbette Amerika'nın safında olmak ister. Sizle iyi ilişkiler kurmak isteriz diyor. Arkadaşlar Hindistan ikiye bölünmüş durumda bu evrende. Azat Hint hükümeti var. Bu nasyonel, evet bu social nationalism adında bir ideolojiyle yönetilen Japon puppet'ı bir ülke. Bir de demokratik sosyalizmle yönetilen Nehru hükümeti var. Biraz işler karışık tabii Hindistan'da gördüğünüz üzere. Ancak böyle değerli bir müttefiğimiz olmasını elbette isteriz. Burada bizim evrenimizde 1962 yılında Michigan'dan senatör olarak seçilen George Romney'in hikayesini duyuyoruz arkadaşlar. Kendisi MPP politikalarını her ne kadar tam olarak benimsemese de Michigan'daki araç sanayisinin iyiliği adına onlarla aynı yolda yürüyormuş. Umarım başarıya ulaşır diyelim biz.
Burada yine bir Amerikan senatörü olan Phyllis Stewart Schlafly, kendisi bir kadın ve bizim evrenimizde anti-feminist senatör bir kadın arkadaşlar. Nixon'la görüşmeye gitmiş. Önemli olan Malezya'daki ve Filipinler'deki sıkıntılar değil, önemli olan ülkemizin kendi içerisindeki faşist sıkıntılardır diye düşünüyor bunlar. Nixon onları dinliyor ama aslında dinlemiyor, hiç umurunda bile değil. Nixon genel olarak kadınların fikirlerine önem vermeyen birisiymiş. Bunlar sözünü tamamlayınca Nixon en son "Sizin gibi çekici hanımefendiler niye vaktini siyasette harcıyor?" diyor. Elbette Schlafly ve diğer kadın vekiller nefret eden gözlerle bakıyorlar Nixon'a. Sivil haklar yasasıyla ilgili cumhuriyetçiler ve demokratlar arasında görüş ayrılıkları parti içi bir bölünmeye yol açtı arkadaşlar. Şimdi parti içerisinde demokratların baskın olduğu bir yasa mı yoksa cumhuriyetçilerin baskın olduğu bir yasa mı çıkaracağız? Onu seçmemiz gerekecek. Dirksen binasının kafeteryasında iki kardeş oturuyor. Birisi Amerikan Başkan Yardımcısı John F. Kennedy, diğeri de onun abisi Robert F. Kennedy. Robert F. Kennedy, John'a doğru dönüp "Bu sivil haklar yasasını çıkartmamız lazım, Nixon'a ikna etmen lazım." diyor. John F. Kennedy ise "Elbette, ancak herifin önüne kendime dair ne koysam koalisyon birliğini bozuyorsun, böyle şeylerle bana gelme." diyor. Ancak Robert idealist birisi arkadaşlar. "Milyonlarca Amerikalı'nın kaderi senin ellerinde, senin bunu başaracağını ve kontrolü sağlayacağını düşünüyorum." diyor. Ve John F. Kennedy ikna alıyor. "Her zaman iyi bir insandın Bobby, her zaman iyi bir insandın. Elbette bu konuda gerekli adımları atacağım. Aile önemlidir arkadaşlar." Hazine Bakanımız McNamara Nixon'a bir sunum yapıyor arkadaşlar. "Japonya'nın gücünü kısmanın en iyi yolu onları koloniler üzerine daha fazla vekalet savaşına zorlamak ve kaynaklarını bu şekilde harcamalarını sağlamak." diyor. "Özellikle Filipinler'deki ve Malezya'daki vekalet savaşlarını desteklememiz ve buradaki Japon varlığını zorlayarak onları ekonomik sıkıntıya sokmamız lazım." diyor. Bu plan Nixon'ın kulağına güzel geliyor. "O zaman bana detaylıca anlat." diyor Nixon. Nixon demokratlar tarafından devamlı önüne sunulan sivil haklar yasasından nefret ediyor ve sivil haklar yasasını veto etmek için kendince bir plan oluşturmaya başlıyor. İki genç arkadaş Los Angeles sokaklarında yürüyor arkadaşlar. Kendi aralarında konuşuyorlar. New York'ta bir tane Nazi ajanı yakalandı geçtiğimiz günlerde. Kendisinin MPP bünyesindeki Yoki ile görüşmeye geldiği konuşuluyor. "Peki sence bu durum gerçek mi?" diye soruyor arkadaşı. "Biz buna gerçek dersek bölgedeki Demokratik Parti oy oranı artacak. Bence bu tamamen bir komünist yalanı dersek ise Progresif Nasyonel Parti katılımı artacak bölgede. Elbette biz bunu seçeceğiz." Nixon 1960 seçimlerinde büyük bir oy oranıyla beraber güzel bir galibiyet almıştı. Ancak şimdi görülen o ki anketlerle beraber Nixon'ın popülaritesi düşmekte ve Demokrat Parti güçlenmekte şehirli seçmende. Aynı zamanda kırsal seçmende de milliyetçi seçmen yükselişte. Nixon'ın planı Senato'da sivil haklar yasasının gerekli desteği almamasını sağlamak ve böylece yarı yolda kalmasını sağlamak. Nixon'ın planı büyük ihtimalle başarıya ulaşacak ve sivil haklar yasası çıkmayacak arkadaşlar. Ülkede segregasyon, yani ayrımcılık devam edecek. CIA'nin isteğiyle beraber Endonezya'daki gerillalara yardımda bulunuyor ve onlara birazcık silah veriyoruz. CIA'nin Güney Afrika'ya dair raporu geliyor elimizde. Bu ülkenin kuzeyindeki Boerler, bunlar genellikle Hollanda göçmeni beyaz kesim. Ülkede beyaz ve siyahi ayrımının kalkmasını istemiyor. Amerika'dakine benzer bir sivil haklar durumu var burada da. Ülkenin şimdilik büyük bir sıkıntıya düşmeyeceği düşünülse de buradaki Boerlerin isyan edeceği, ancak en azından buradaki Alman kolonilerinin direkt bir istila girişiminde bulunmayacağı düşünülüyor. Ancak yine de önlemlerimizi almalıyız. Üçlü Akdeniz Paktı olan Triumvirate her zamanki gibi çöküyor arkadaşlar. Demokratların devamlı önüne koyduğu, progresifler tarafından desteklenen sivil haklar yasasını Nixon reddediyor arkadaşlar. 64 yılında tekrar seçildiğimde ben daha güzel bir yasayla karşınıza gelirim diyor. Ancak bunun sonuçları iyi olacak mı acaba? Tabii Dixiokratlar ve parti içerisindeki muhafazakarlar bunu Amerikan idealarına bağlı bir karar olarak değerlendirip kutlarken, progresifler ve demokratlar bundan nefret duyuyor ve Nixon'ın bu yaptıklarının başına hiç iyi kar olmayacağını düşünüyor. Gördüğünüz gibi ülke genelinde isyanlar başladı ve parti içi bölünmüşlük artıyor. Oval Office'te görevli Harper 23. anayasa maddemizi düşünüyor. Bu anayasa maddesi başkan, başkan yardımcısı ve onlardan sonra gelen senato yöneticisinin ölümü veya görevi bırakması durumunda başkanlık görevinin kime geçeceğini anlatan bir yasa arkadaşlar. Harper düşünüyor ki böyle bir durum zaten başımıza gelmez, en azından yakın bir zaman içerisinde. Bu yasa zaten değişmeye ihtiyaç duymayan iyi bir yasadır diye düşünüyor.
Yani başımıza en kötü ne gelebilir ki? Beyaz Saray'daki basın ekibimizin eline bir mektup ulaşıyor. İçerisinde 1960 yılında Progresif Kongresi'nin detayları, katılanlar ve özel görüşmelere dair kayıtlar ve bu kayıtları, kamera görüntülerini, ses dosyalarını kaydedilme emrini veren Nixon'ın medya görevlisi Haldeman'ın emri yer alıyor. Eğer bunların basına yansımasını istemiyorsanız sizinle konuşmamız lazım diye de bir not iletilmiş. FBI'ye de iletiliyor bu not. Nixon'ın muhalif sesleri dinlemesi ve onları sabote etmesi açığa çıkmış gibi görünüyor. Agadan isimli Sibirya'daki Rus savaş ağası devleti reformlar yapacağını ve Amerikan yardımı istediğini bize iletiyor. Eğer gerekli reformları yaparsa elbette buradaki faşistlere gerekli desteği vereceğiz. Dominik Cumhuriyeti'ndeki faşist unsurları ortadan kaldırmamız lazım. Gerekli adımları atmaya başlayacağız CIA ile beraber. Progresifler kendi aralarında toplantı yapıp konuşuyor arkadaşlar. Progresiflerin lideri Sukup. Acilen bir aday bulmamız lazım. Yoksa partimiz içerisindeki milliyetçilerin adayı Wallace başkan adayı olacak ve biz de kendisine oy toplayamayacağız. Partimizin gücü kısılacak diye düşünüyor. Ve kendi işlerine çatışmaya devam ediyorlar. Zaten partinin en büyük sıkıntısı da bu. Herkes partiyi kendi görüşü doğrultusunda başarıya ulaştıracağını düşünüyor ancak ortaya bir sonuç çıkmıyor. Acilen bir aday bulmamız lazım diyor. Acaba progresifler adına kim aday olabilir? FBI liderimiz Hoover bu blackmail'ı, bu şantaj mektubunu gönderen MPP aktivistini yakalamışlar ancak bu heriften başkasına ulaşamıyorlar. Eğer bu herif ve bu işi düzenleyen arkadaşlarına ulaşıp bunları hapse tıkarlarsa ara seçimler geliyor arkadaşlar Kasım ayı içerisinde. Büyük bir sıkıntıya yol açmaz diye düşünüyorlar. Acaba başarabilecekler mi? Jackson isimli diplomatımız Washington sokaklarında yürüyor. Bir yıldır burada yaşıyormuş. Devamlı protesto gösterileri oluyor Washington'daki çeşitli büyükelçilerin önünde. Hem Nixon destekçileri, hem progresif, hem de Wallace destekçisi milliyetçiler kendi aralarında anlaşıp establishment'a karşı yürüyüşler düzenliyorlarmış. Jackson birkaç defa Reich'in büyükelçiliğine bile girmiş. Hatta Japonya'ya da girmiş. Hatta Vichy Fransa'sının büyükelçiliğine bile girmiş. Ancak ortada halen bir Rus büyükelçiliği yok. Acaba Ruslar ne zaman büyükelçilik açacak diye düşünüyor. Ortada bir Rusya yok ki. Arkadaşlar 3. Tiyanoserimiz ve sonunda Türkiye İtalyan Türk Savaşı'nı kazanıyor ve Ürdün bölgesinde hakimiyet sahibi oluyor. Bakalım bu durum neyi değiştirecek Türk siyasetinde? Şimdiye kadar önceki iki seride Behice Boran Türk Sosyalist Partisi'ni başa getirmişti. Şimdi İnönü'nün ne yapacağını göreceğiz. Nixon yönetiminin şimdiye kadar yaptığı şantajı ortaya çıkartan MPP aktivistinin tek başına olmadığı anlaşıldı arkadaşlar ve ne yazık ki bu aktivist ser veriyor, sır vermiyor. Olayla bağlantılı isimleri açıklamıyor. Olay karışmaya başladı. Brezilya Başkanı Teixeira ve Nixon basına poz veriyor, fotoğrafları çekiliyor. Daha sonra Teixeira Nixon'ın kulağına doğru eğilip ülkemizdeki Amerikan üsleri ve bunlara dair ödemelerin yetmediğine dair bir şeyler söylüyor. Nixon tabii tabii hallederiz diyor. Bu sırada Nixon'ın basın danışmanı olan Haldeman basın mensuplarını dışarı atıp iki liderin tek başına görüşmesini sağlıyor. Şimdilik Teixeira'nın dikkati dağılmış. Ödemelerle ilgili ek bir soru sormuyor görüşmede. İtalya'nın savaşı kaybetmesinin ardından Ürdün bölgesinde bir kriz yaşanıyor ve İsrail devleti burada yönetimi devralıyor. Acaba burada başarılı bir politika yürütebilecekler mi? İsrail hükümeti Ürdün'ü tamamen ilhak ettiklerini ve bunların kendi toprağı olduğunu dünyaya duyuruyor. Revizyonist Siyonizm adında bir ideolojiye sahip buradaki İsrail hükümeti. Tabii kendileri liberal demokrat bir hükümet olduklarını iddia ettiler de buradaki Araplar için sadece bir işgal gücünden fazlası değiller. Yaklaşık 10 aydır destek verdiğimiz Malezyalı gerillalar sonunda yeni bir port elde etmeyi başarıyorlar bölgede. Ve böylece bizim de bölgeye asker gönderme seçeneğimiz açılıyor arkadaşlar. 2 division göndereceğiz bölgeye. Umarım davalarında yardımcı olabiliriz Malezyalılara. CIA'in Filipinlere dair raporu elimize ulaşıyor. Filipinlerin kuzey tarafında komünistler büyük bir güce sahip arkadaşlar. Orta kısımda başkent Manila'da elbette Japonya'ya bağlı bölgesel yönetim hakim. Güney tarafta ise oligarşik bir cumhuriyet olan Özgür Filipin Cumhuriyeti var. Bizim ana destekleyeceğimiz adres Özgür Filipin Cumhuriyeti olacak. Filipinler'deki durum her an tekrar kızışabilir ve Japonya burada mutlak hakimiyetini kurmak isteyebilir. Şu an Malezya'da çok büyük bir ilerleme göstereceğim. Buraya helikopterle birliklerimi yolladım. Tak tak ilerleyeceğiz. Tak tak ilerleyeceğiz. Japonlar bize hiçbir şey yapamaz. Bakın şöyle burada paket yapacağım. Canım helikopterlerim benim ya. Amerikan işçiliği, Amerikan. Japonya bize hiçbir şey yapamaz. Cumhuriyetçiler
kendi aralarında konuşup nasıl 64 seçimlerini kazanacaklarını tartışıyorlar. Diyorlar ki ekonomiyi düzgün bir yolda tutalım, Kennedy'yi kullanarak demokratları kendimize bağlamaya devam edelim. Aynı zamanda Tokyo'da Akagi denen reformcu herifle anlaşmaya çalışalım ve Japonya ile ilişkileri düzenleyip Pasifik'te ılımlı bir ortam yaratalım. Şimdi ekonomiye dair bir hedef ulaşıyor elimize. Ekonominin 336 milyar dolara büyümesi ve 254 milyar dolarlık maksimum bir borç kapasitesine ulaşma sınırı var artık elimizde. Eğer bunlar olmazsa hedeflerimiz şaşar. Hoover Nixon'ın ofisine giriyor ve dik diyor, ne haber? Nixon bana dik deme diyor, bunu söylememeni istiyorum diyor. Ancak Hoover patavatsız birisi arkadaş. Kendisi yıllardır FBI'ın başında ve tüm Amerikan başkanlarıyla istediği gibi konuşabilen birisi. Şimdi bu bize gönderilen şantaj belgeleri ne yapalım? Yakalım mı yoksa elimizi tutalım mı diye soruyor. Bence yakmayalım, bunları olabildiğince gizli tut diyor. Bunlar gizli kalsın, bu şantaj belgeleri asla basına yansımasın. Önümüzde birkaç ay içerisinde ara seçimler olacak çünkü. Ara seçimler geldi, yeni senatörlerimiz seçiliyor arkadaşlar. Bakalım şöyle bir. Evet, MPP tarafına 12 yeni senatör geçmiş ve tabii ki bu durumdan kaynaklı da 12 adet senatör kaybetmiş Cumhuriyetçi Demokrat saf. Güzel, güzel. Malezya'da deli gibi ilerliyorum. Umduğum kadarıyla burada Japon varlığını ortadan kaldıracağız. Sayemizde Malezyalı gerillalar buradaki Japon varlığını ortadan kaldırıyor arkadaşlar. Nixon uzun zaman sonra ilk defa bu kadar iyi uyuduğunu düşünüyor. Malezya'daki isyanın başarıya ulaşması tüm gazetelerde yerini bulmuş ve Nixon başarısının kendine mal olacağının farkında. Her ne kadar olayı Kennedy üstlense de bu Allah'ın belası herif elbette susacak. Sonuçta başkan kendisi ve tüm sorumluluğu, tüm kazancı kendi üzerine alacak Nixon. Benim modumu kimse bozamaz diye düşünüyor arkadaşlar Nixon. Cumhuriyetçi Parti'ye olan destek artıyor seçmende. Dominik de kendine yer edinmiş Amerikan çıkarlarına karşı faşist Trujillo'yu ortadan kaldırmak için planımızı ortaya koyuyoruz CIA ile beraber. Şimdi ufak bir karşı darbe hazırlığı yapacağız. Senato seçim çalışması sonuçları geldi arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Gördüğünüz gibi belirli eyaletlerde hem Demokrat Cumhuriyetçi aday hem de MPP bünyesindeki adaylar var. Onlar çizili şekilde görünüyor. Gördüğünüz üzere parti olarak yükselişteyiz. Ancak halen MPP içerisinde milliyetçi kanat yüksek durumda. İtalya'ya karşı kazanılan zaferden sonra İsmet İnönü genel seçimlerde büyük bir galibiyet elde ediyor. 40 yıllık CHP rejimi başta kalıyor ve Kemalist düzen devam ediyor arkadaşlar. Madagaskarlı Harry Rocato'nun Madagaskar'ı kurtarmak için Amerikan hükümeti tarafından seçilmesi ve CIA ile iletişime geçmesine dair bir event okuyoruz. Kendisi buradaki Resistance yani gerilla grubunun önemli bir üyesi olacak ileriki savaşta. Nixon Beyaz Saray'dan Beyaz Saray önünde protesto gösterileri yapan genç halkı izliyor. Progresifler kendisini ırkçılıkla suçluyor ve KKK yani klan üyesi olmakla suçluyor arkadaşlar. Nixon onları izlerken zaten ben bu anlaşmayı sizin yüzünüzden iptal ettim. Bu yasayı sizin gibi çapulcuların elinde madara olmamak için ortadan kaldırdım diyor. Acaba John F. Kennedy bu konuyla ilgili bir şey diyecek mi? Üzerine operasyon çekeceğimiz Dominik Başkanı Trujillo Güney Afrika üzerinde Einspach'la beraber tango oynamaya devam ediyoruz. Einspach Güney Afrika'yı istiyor. Biz de istiyoruz. Eğer Güney Afrika OFN'ye katılmakla Almanya'ya sopa gösterirse denge politikasını yürütmeye devam eder. Biz de onların bize karşı yakın olmalarını destekliyoruz. İlla OFN'ye katılmalarına gerek yok şimdilik. Almanlar bölgede nasıl çıkarlara sahip olacak ileride göreceğiz. Bu erli milliyetçi faşistlerle anlaşma içerisindeler ancak. Bakalım Güney Afrika'da durumlar nasıl ilerleyecek. Faşist Dominik rejimine Karayip Lejyonu ile beraber yapacağımız harekat 2 ay içerisinde yürürlüğe girecek. Bu sırada Dominik'in de Almanlardan yardım aldığını ve hava defans sistemi kurduğunu görüyoruz. Ancak buraya gönderdiğimiz birliklerin başarı yol açacağına eminiz. Puerto Plata'ya çıkarma atacak ve burada istediğimiz başarıya ulaşacaklar. Toolbox teorisi isminde bir teori ortaya çıkıyor arkadaşlar yazılan bir kitapta. Bu Amerika'nın elindeki tüm kaynaklarla Japonya ve Almanya üzerinde gerekirse 3. Dünya ülkelerindeki vekalet savaşlarıyla, askeri başarılarla, uzay başarılarıyla, ekonomik başarılarıyla bu ülkelere karşı Amerika'yı bir kale olarak tutmasını ve faşizme karşı başarıya ulaşmasını öngören bir teori.
Umuyoruz ki bu dış politika ve iç politika stratejisi Amerika'yı başarıya ulaştıracak. Yeni vekalet savaşımız hayırlı uğurlu olsun. Şimdi Madagaskar'da yönetimimizi kurmaya çalışacağız ve bir önceki eventte gördüğümüz Harry Rokato'yu görüyoruz burada. Kendisi bir diplomat. Kendisi üzerinden Madagaskar üzerinde bir hakimiyet planı kuracağız. Burada Alman birliklerine karşı biz ve Japonya destek veriyor genel olarak. Biz Japonya'nın önünü kesip burada Amerikan gücünü arttırmaya çalışacağız arkadaşlar. Rokato kendi ana vatanında ancak ülkenin kuzey tarafından birisi normalde. Ancak Amerika'nın destek verdiği militanlarla beraber daha güney tarafta bir yerde duruyormuş. Bu herifleri ne kadar eğitmeye çalışsa da bu heriflerin aslında hiç kendisi gibi benzer olmayan eğitimsiz insanlar olduğunu görüyor. Bu heriflerin burada olmasının tek nedeni Amerika'nın özgür Fransız kuvvetlerinin, yani Alman karşıtı Fransız kuvvetlerinin bu heriflere deli gibi para yatırması ve kendi taraflarına çekmesi olduğunu fark ediyor. Son 2 haftadır bölgeye gelen paranın, silahların haddi hesabı yok. Olası kalkışma için planlar kuruluyor. Rokato bir ağacın altına çömeliyor ve düşüncelerine dalarken ansızın kafasının arkasında bir namlu hissediyor. Tepki veremeden Rokato ortadan kaldırılıyor arkadaşlar. Kendisini kaldıran herifler altında çalışan askerler. Bıyıklı komik adama dair bir rapor ulaşıyor elimize CIA tarafından. Suikastin Japon kaynaklı olduğu tam olarak tespit edilememiş. Çünkü Japon tarafındaki casuslarımız bunu onaylayamamış arkadaşlar. 1945'teki ateşkesten beri bıyıklı adamın sağlığı zaten devamı düşmeye devam etmekte. Her ne kadar kendi veliahtını seçmiş olsa da ülkenin iç savaşa sürükleneceği durumu kaçınılmaz gibi. Maksimum 6 ay bir yaşam süresi veriliyor şu an kendisine ve Almanya'daki iç savaşın Einsbach'ta çökerteceği, ancak Reichskommissariatların, yani koloni devletlerin kendi arasında boğuşmayacağı, çünkü zaten kendi iç sıkıntılarının yeterince büyük olduğu bize rapor ediliyor ve biz de anlıyoruz. Haftalardır Madagaskar'daki Amerikan varlığını gizlemeye çalışsak da sonunda gazetelerimiz bunun hakkında yazmaya başladı ve Nixon'dan bir açıklama bekleniyor. Nixon zorlu bir gün geçiriyor, bu kesin. Kendisi 14 yaşındaki kız çocuğunu yürüyüşe çıkarmış ve gazetecilere poz veriyor. Gazeteciler diyor ki Madagaskar'da Amerikan silahlarıyla donanmış Japonların göründüğü doğru mu? Japonlarla beraber mi çalışıyoruz diye soruyorlar. Elimizde fotoğraflar var diyorlar. Nixon diyor ki fotoğraflar, fotoğraflar, fotoğraflar. Her yerde fotoğraflar var. Her şeyi fotoğraflarla kanıtlayamazsınız. Emin olun ki ulusal güvenliğimiz için gerekli olanı düşünüyor ve ulusal güvenliğimiz adına bir toplantı ayarladım bile. Şimdi izninizle oraya gideceğim diyor ve kameralardan kaçıyor. Japonya ekonomik krize giriyor. Darısı tüm faşistlerin başına. Japonya destekli kukla olarak görülen 2. Filipin Cumhuriyeti'ne karşı Özgür Filipin Cumhuriyeti ve ülkenin kuzeyindeki komünistler ani bir saldırıya girişti. Bakalım Amerikan kartalı ve Japonya nasıl bir karşılık verecek? Dominik çıkarması başlıyor arkadaşlar. Amerikan Hava Kuvvetleri bölgedeki defans pozisyonlarını ve topçu birliklerini vururken 2000 silahlı asker, paramiliter bölgeye çıkıyor. Nixon Beyaz Saray'da olayı izlerken karşısında bıyıklı birisi var. Bu işgali beraber düzenlediği Fidel Castro. Evet arkadaşlar, böylece Dominik'in kurtuluş harekatı başlıyor. Batı İndi Federasyonu bize ulaşıp devamlı krizde olduklarını, artık federasyon olarak bir kongre toplayıp ülkede stabil bir yönetim kurmak istediklerini ve Amerika'nın destek istediklerini belirtiyorlar ve bizi ikna ediyorlar, size yardım edeceğiz diyoruz. Burası 2. Dünya Savaşı'ndan sonra burada kalan İngiliz ve Fransız kolonilerinden oluşturulmuş bir federasyon devleti arkadaşlar, gördüğünüz gibi ada devlet diyebiliriz. Ve devamlı kriz halindeler. Bizim yardımımıza ihtiyaçları var. Madagaskar'daki komünistlere de destek yapacağız arkadaşlar. Buradaki militan gruplarını tek çatısına toplamaya çalışacağız. Kaptan Michael Lucky Orlovsky, kendisi şanslı olarak adlandırılıyormuş. Uçağını Dominik üzerinde uçuruyor. Şimdiye kadar çok savaşa katılmış ve çok yer bombalamış. Ancak bugün şansının bittiği günmüş arkadaşlar. Çünkü Almanların bölgeye gönderdiği hava savunma sistemleri uçağını vurdu ve kendisi ortadan kaldırıldı maalesef. Beyaz Saray'da nasıl olduysa bir herif içeri girmiş ve bazı dosyaları kaçırmış. Nixon'ın yaptıklarından haberi olmayanlar sadece önemli kampanya stratejilerinin kaçırıldığını düşünüyor. Ancak Nixon'ın daha büyük korkuları var. Yaptıklarını anlatan belge acaba alınmış olabilir mi? Acaba MPP içerisinden birisi Beyaz Saray'a kendi ofisine sızıp bu belgeleri aldı mı? Milliyetçi Parti'den bir vekil olan John B. Anderson demokratlarla aynı masada oturmuş, yemek yiyor ve Nixon'a dair plan yapıyorlar arkadaşlar.
Madagaskar'da Amerikan silahlarını kullanan Japonlar görüntülendiğinden beri bu asla ulusal basından düşmedi ve Nixon bu konuda çok sıkıntı altında. Biz bu sahtekar herifi ortadan kaldırmalıyız diye düşünüyorlar. Gerekirse dava açacaklar ve Amerikan başkanının görevden alınmasına dair bir soruşturma açılmasını talep edecekler. Elbette kendileri büyük isimler değil. Ancak seslerini duyurabilirlerse ve medyada karşılık bulurlarsa Amerikan tarihinin gördüğü en sahtekar başkanı ortadan kaldırabileceklerini düşünüyorlar. Daha önce görülmemiş bir müttefiklik, daha önce görülmemiş bir plan ortaya koyuyor. Nixon'ın basın kısmına bir belge geliyor arkadaşlar. Nixon'a dava açılmış, duruşma başlatılmış ve Nixon'ın Madagaskar'daki ilişki ağının uygun olmadığı artık açıkça ortada. Şimdi Madagaskar'a olan tüm yardımlarımızı kesmek zorunda kalıyoruz ve Madagaskar'da iç savaş başlıyor. Büyük ihtimalle Alman tarafı kazanacaktır biz buraya yardım gönderemediğimiz için. Geçmiş olsun diyelim. Japonlar Almanlara karşı bir zafer kazanır mı? Cidden bilemiyorum. Ancak şu an Nixon'ın başı belada Madagaskar olaylarından ötürü. Batı İndi Federasyonu'nun özgür ve eşitlikçi bir devlet olmasına dair yeni yasa taslağı oluşturuldu ve büyük destek görüyor. Bu devlet daha bütünleşik, daha iyi bir hale gelecek. Bakalım şöyle bir Dreams of Unity, hayırlı uğurlu olsun diyelim. Birliğiniz, dostluğunuz bol olsun. Burada Fransız da var, İngiliz de var, yerli halkı da var. Beraberce güzelce yaşarsınız. Dominia yaptığımız harekat başarıya ulaşıyor ve ülkede Trujillo ortadan kaldırılıyor. Onun sağ kolu Balaguer başa geçiyor arkadaşlar. Ancak ortada bir sıkıntı var. Balaguer'in ortadan kaldırılmasını istiyor Meksika ve Küba'daki devlet başkanları. Bu herif de ortada kalmasın. Kendisi Trujillo'nun sağ koluydu. Bunlar faşist diyorlar. Peki biz ne karar vereceğiz? Onlara uyup savaşı ilerletecek miyiz? Yoksa Kübalıların ve Meksikalıların ahlaki kaygılarını bir kenara koyup İberya ile anlaşarak kendi yönetimimizi mi kuracağız? Ben tansiyonu düşürüp anlaşabileceğimizi söyleyeceğim buraya. Küba ile Meksiko ne isterse yapabilir. Benim daha fazla savaşa ihtiyacım yok kardeşim. Triumvirate'den yeni çıkmış olan İberya, Dominik üzerindeki hakimiyetimizi etkilememize rağmen bizimle görüşmeyi kabul etti ve Dominik üzerine savaşın devam etmemesi gerektiğine dair ortak bir duyuru yaptık. Acaba Atlantik üzerinde yeni bir ittifak kurabilir miyiz? İberya Birliği'ni safımıza çekmek cidden güzel olur. Özgürlük sürücüleri. Arkadaşlar bu segresyon sırasında güney bölgelerinde ırk ayrımı hala yapılırken Amerika üzerinde bunun karşıtları güney eyaletlerini ziyarete gidip bu yasalara karşı gelirdi. Burada da buna dair tatlı bir event okuyoruz. Bu özgürlük savaşçıları bölgeye gidip siyahilerle beraber ittifak kurmaya çalışıyor ve beraber yola çıkıyorlar. Aynı zamanda polis soruşturmasına devam ediyor Cumhuriyetçi Demokrat karargahında. Tüm belgeler sayılıyor. Hangi belgeler çalınmış, ileride hangi seçim belgeleri kullanılacak, MPPC'den belgelerimizi çalmış mı? Bunların hepsini anlayacağız herhalde. Madagaskar skandalının etkileri büyümeye devam ediyor. Dışişleri Bakanımız istifa ediyor ve Kongre'yi yanlış yönlendirdiğini itiraf ediyor arkadaşlar. Yetkileri başkandan aldım diyor ve ofisinde başkan yardımcısı Kennedy haberleri okurken sinir ve nefretle doluyor. Ülke izolasyonist politikalara doğru yol alıyor bu yüzden. Anayasa Mahkemesi arkadaşlar Başkan Nixon'ı Amerika'nın başından atmak için karara varmak üzere. Karar şu an jüri üyelerinin önünde ve jüride büyük ihtimalle çoğunluk sağlanarak Nixon Amerikan başkanlığı görevinden alınacak. Saray sözcüsü John McCormack, kendisi Demokratlar ve Cumhuriyetçilere kendi aklınızı dinleyin demiş birisi. Nixon'ı tam olarak savunmuyor ve Nixon'ın ortadan kaldırılması için Kongre toplanıyor ve oylama başlıyor arkadaşlar. Tabii MPP'sindeki herkes Nixon'ın ortadan kaldırılmasını istiyor. Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında ise çok farklı görüşler var ve bir zamanlar iyi bir koalisyon olduğu düşünülen Cumhuriyetçi Demokrat koalisyon çökmek üzere. Kennedy'nin telefonundaki dinleme cihazının kaydını okuyoruz arkadaşlar. Kim dinliyor? Tabii ben bilemem. Ama az önce bahsettiğim John McCorkek ve Kennedy konuşuyorlar. Nixon'ın batırdığı işi sen düzenleyebilirsin. Nixon evinden çıkmaya bile tenezzül etmiyor. Tamamen akli merakelerini kaybetmiş durumda diyor McCorkek. Ve sen Amerikan başkanı olarak artık göreve başlamalısın. Sakın istifa etmeyi düşünme. Çünkü Kennedy istifa etmek ve bu skandaldan kendini çekmek istiyor. Ancak pragmatist olman lazım. İdealistliği bir kenara bırak ve dağılan koalisyonu bir arada tut diyor McCorkek.
Kennedy bir düşünüyor. Allah belasını versin diyor. Bu nasıl bir kriz böyle? Tabii bunu FBI okuyor arkadaşlar. Ve bunu başkana gönderiyorlar. Nixon'ın davası kamuoyu önünde görüşülmeden önce Bobby Kennedy ve John Kennedy kendi aralarında konuşuyorlar abi kardeş olarak. Bob, sakın başkanı savunma diyor. Sen bu işin içinde olsam bile başkanı savunma, idealist olmaya devam et diyor. Kennedy de ben bunu yapamam diyor. Amerikan siyasetinin daha stabil durumda kalması için maalesef ki yalan söylemem lazım. Nixon'ı belirli konularda savunmam lazım diyor. Çünkü ileride ben Amerikan başkanı olacağım. Ve Bob sinirleniyor. Ortalığı tekmeleyip çıkıyor. Sen bundan daha iyi birisiydin diyor kardeşine. Sen bundan daha iyi birisiydin. Maalesef ki yaptığım çalışmalar boşa gitti arkadaşlar. Devrim oldu yine Dominik'te ve evet, iç savaş tekrar başladı maalesef. İncil'e elini koyuyor Kennedy. Kendisini sorgulayan vekillerden Mo Udall'a karşı konuşuyor. Mo Udall, kendinizi Nixon'ın politikaları ve seçimlerinden uzak tuttuğunuz biliniyor. Bu Madagaskar konusunda bilginiz var mıydı diyor. Elbette genel olarak konularda bilgimiz vardı Nixon'la beraber. Ancak ben bunun Nixon'la ilgili olan bir sıkıntı olmadığını düşünüyorum. Bence bölgeye yaptığımız yardımlar başkaları tarafından kötü amaçlı kullanıldı diyor Kennedy. Biz asla bilerek, isteyerek desteklemedik bu Madagaskar'daki Japonları diyor. Başka bir sorum yok diyor Udall ve Kennedy'nin gözlerine pis pis bakıyor. Kennedy'nin cevapları genel olarak tatmin etti demokratları. En azından demokratlar kendilerini pislikten uzak tutmuş oldular. Ve haberler çöküyor arkadaşlar. Zaten görevden alınması için davası devam eden ve sorgulanan Nixon daha büyük bir skandalla ortaya çıktı. 1960 seçimlerinde politik rakiplerini incelediğini ve onları dinlettiğine dair kayıtlar hatırlarsanız çalınmıştı arkadaşlar. Ve Beyaz Saray'a giren birisinin neleri aldığı düşünülüyordu önceki eventlerde. Şimdi bunlar basına sızdırılmış vaziyette. Milliyetçilerin lideri George Wallace acilen açığa çık ve bunları itiraf edip istifa et diyor Nixon'a. Sen bir sahtekarsın diyor. Nixon'ın ekibi ise halen her şeyi inkar etmeye devam ediyor. Nixon ofisinde basın ekibiyle beraber sizce atlattık mı bu baştan alınma olayını diyor. Kennedy sonunda beni savundu ve üzerimden yükü aldı diyor. Bunu beklemezdim ancak teşekkürler diye düşünüyor. Unutmayın diyor, Kennedy'nin sözlerini tüm büyük Amerikan gazetelerinde ve yayın organlarında yayınlayın. Birkaç hafta sonra ufak bir hikaye olarak kalmaya devam edecek bu dava diye düşünüyorlar. Ve Nixon ekliyor. Oh Harvard şerefsize. Bir şey planladığını düşünüyorum. Günlük hayatında ne yaptığına dair bana rapor vermeye devam edin. Özellikle de o kardeşiyle olan ilişkisini incelemeye devam edin. Bana her an darbe yapabilirler diyor. Ve bir daha sakın ama sakın herhangi bir ifşa ortaya çıkmasın diyor. Burada Jacob Friedman isimli bir Amerikan vatandaşının CIA'ye görüşmeye gittiğini ve mülakatta başarıyla geçtiğini görüyoruz. Kendisi kelimelerle oldukça iyi anlaşan, Almancayı oldukça iyi bilen ve sosyal ilişkilerinde başarılı birisi. Sonucunda CIA'ya katılıyor. Acaba bu Almanya serisinde karşılaştığımız Amerikan ajanı olabilir mi arkadaşlar? Japonya'da reformistler başa geçmiyor arkadaşlar. Yine katı bir yönetim anlayışıyla önüne devam edecek bürokratik bir isim olan Kaya Okinori geçiyor. Bakalım ilişkilerimiz nasıl etkileyecek bu. Nixon Oval Office'te basın danışmanı Haldeman'la beraber televizyondan canlı yayınlanan Kongre'deki oylamayı izliyor kendisinin görevden alınmasına dair. Arkadaşlar bu oylama açık bir oylama. Tüm kongre üyeleri sırayla soru sorulup Nixon'a dair suçlu veya suçsuz değil diye lafını ediyor. Nixon millete sövüyor suçsuz diyenlere. Daha sonra Kennedy'ye sıra geliyor. Kennedy bir an duraksıyor. Nixon hadi Allah'ın belası herif, hadi seni sadakatsiz herif diye ekrana doğru yanaşıp ağzındaki içkiyi püskürtüyor ekrana doğru. Ancak Kennedy suçlu değil diyor. Daha sonra aferin aferin diyor. Haldeman not alıyor. Bir süre Nixon'ı kameralardan uzak tutayım, her an ağzından pek hoş olmayan bir laf çıkabilir diyor ve düşünüyor. Başkanın görevden alınması için kongrede oyların 3'te 2'sinin suçlu şekilde çıkması lazım ve şu an o çoğunluk sağlanmadı gibi. Eğer başkan yeni bir skandalla tekrar çalkalanmazsa görevden alınması çok zor görünüyor şimdilik. Arkadaşlar öncelikle hayırlı uğurlu olsun. Bölgeye gönderdiğimiz birlikler başkent Manila'ya girdi ve Filipinler'deki Japon direnişini kırarak ülkeyi ortadan kaldırdılar. Güneyde demokratik destekçilerimiz, kuzeyde ise komünistler bu toprakları paylaştılar. Bakalım burada durum nasıl ilerleyecek. Umuyoruz ki Filipinler tekrar Japon hakimiyetine düşmez. Ve Nixon şöyle bir hasar kontrol yapıyor. Odasında çok fazla soru sorulacak kendisine dair. Neden insanları izledi, neden bu kadar çok pislik yaptı? Lafı eğip dolandırıp bir basın açıklaması yapıyor arkadaşlar. Elbette soruşturmaya açığım, soruşturulmaya açığım, herhangi bir suç işlemedim diyor televizyona karşı. Ben bir sahtekar değilim diyor.
Ben bir sahtekar değilim kardeşim. Bölgede barışı sağlamaya çalışmamıza rağmen çıkan iç savaş sonuçlandı ve faşist herifler tekrar yenildi. Ancak bu Nixon'ın istediği politik hamle değildi. Bir anda U dönüşü yapıp İberya ile beraber bölgede barış sağlamak istemiştik. Ancak bütün politika başımızın üzerine çöktü. Ve şimdi Nixon bir günah keçisi bulmak zorunda. Hem koalisyon birliği düşecek hem de karşıt görüşlü partilere olan destek azalacak ve dış politikamızda izolasyoncu görüşe destek artacak halk genelinde. Acil olarak bu yeni skandala karşı Nixon'ın hazırlık yapması lazım. Politik analist ve Georgetown'da profesörlük yapan Jean Kirkpatrick, Magadan'a olan Amerikan desteğini ve aslında faşist olan bir devletin bünyesinde ileri demokrasi getirecek isimlerden bahsediyor ve Pasifik'te iyi bir işbirliğinin Rusya'yı iyiliğe getireceğini ve Amerika'ya yeni bir partner kazandıracağını düşündüğünü açıklıyor. Faşistleri desteklemek her ne kadar hoşumuza gitmese de biraz da pragmatist olmamız lazım. Senatör Robert A. Taft, Phyllis Schlafly ile beraber oturuyor arkadaşlar. Kendi aralarında anlaşmışlar zaten. Bu kadın hatırladığınız üzere Nixon'ın hiç sözlerine tahammül etmediği ve kendisini yerin dibine soktuğu kadın. Ve beraber kamera karşısına geçip açıklama yapıyorlar. Bizim adayımız Barry Goldwater diyorlar cumhuriyetçi olarak. Nixon'ın Cumhuriyetçi Parti'ye yaptığı zulmü artık bir kenara bırakıp Cumhuriyetçi Parti'yi tekrar eski haline getirmemiz lazım. Nixon ve Rockefeller'ların Cumhuriyetçi Partisi'nden kurtulmamız lazım diyor. Evet, Cumhuriyetçi Parti içerisinde farklı kanatlar güçlerini açığa çıkarmaya başladılar. FBI Başkanı Hoover Nixon odasına geliyor ve belgeler uçtu. Kitlediğimiz belgeler çalınmış diyor. Kopyaları çıkartılmış olabilir. Büyük bir sıkıntı seni bekliyor diyor Nixon'a. Merak etme, ben olabildiğince sıkıntıyı çözmeye çalışacağım. Ancak tekrar bir skandal olursa artık bunun kaçınılmaz sonucu istifa etmesi olur Nixon'ın. Filipinlere dair bir rapor elimize ulaşıyor. Güneydeki cumhuriyetçiler ve kuzeydeki komünistler Manila düşene kadar kendi aralarında statükoyu koruyacaklarına dair anlaşma imzalamışlardı. Ve şimdi Manila düştü ve Güney Filipin'in safına geçti. Japonya 14. ordularıyla beraber Filipinlere yakında çıkarma atmayı düşünüyor ve bu çıkarmayı attıkları sırada Güney ve Kuzey Filipinler savaşmaya başlarsa kendi aralarında Japon işgaline karşı çok büyük güçsüz durumda kalacaklar. Acilen komünistleri ortadan kaldırmamız lazım hızlı bir şekilde. Yeni bir kriz. Bizim kaynaklarımız herhangi bir şey yapmamış olsa da Los Angeles'taki limanda demirli olan bir Japon gemisine paket bırakılmış arkadaşlar ve patlayıcı içeren paket patlamış. Gemide herhangi bir hasar yok, ölen yok, ancak hem Amerikalı hem Japon bazı denizciler maalesef yanmış arkadaşlar, ağır yaralılar. Japonlar Amerikan Başkanı'nın canlı yayında çıkıp Japonya'dan özür dilemesini ve bu portlar, limanlar çevresinde Amerikalıların daha sıkı güvenlik önlemleri yapmasını ve bunu kendi hazinelerinden karşılamasını istiyor. Nixon elbette bu oyunlara gelmiyor. Lütfen bu kadar üstümüze gelmeyin diyor Japonlara. Haiti'de varlığımız yoğun arkadaşlar. OFN'ye dahiller, ancak burada bir takım istikrarsızlıklar, sıkıntılar çıkmaya başlamış. Bunları çözmemiz lazım. Ugly American, yani çirkin Amerikalı isimli bir Haitilinin dış servis görevine kabul edilmesini okuyoruz. Burada Port-au-Prince bölgesinde, yani şurada Port-au-Prince görevli olacakmış politik bir yetkili olarak. Şimdi Haiti'deki duruma şöyle bir bakalım. Haiti'de iç savaş olacak. Çok güzel. Çok güzel. Herhangi bir sıkıntımız yok gibi de şimdi Haiti'deki komünistleri ortadan kaldırmaya çalışacağız. Evet, üç taraflı yeni savaşımız hayırlı uğurlu olsun. Japonya çıkarmasını attı Filipinlere. Aynı zamanda komünistler ve güneydeki cumhuriyet güçleri de kendi aralarında savaşa başladılar. Biz de buraya yardıma gidiyoruz ve cumhuriyetçileri bu savaşı kazandıracağız. Grönland'da arkadaşlar nükleer silolarımızı yerleştiriyoruz ve herhangi bir olası sıcak savaş durumunda Almanya'ya ilk füzelerimizi Grönland'dan yollayacağız. Aynı zamanda Grönland üzerinde Amerikan topraklarına karşı bir hat oluşturup füze savunma sistemleri kuruyoruz. Her ne kadar zor da olsa bunu başarabiliriz. Evet, çok güzel. Komünistler ortadan kalktı, Japonlar sağ olsun. Şimdi acilen abi, bu Japonya ordusu çok iyi durumda bize karşı. Dikkatli ilerlememiz lazım. Eğer benim birliklerim ortadan kalkarsa Filipinlerin bağımsızlığı da ortadan kalkar. Fakat yapa yapa ilerlememiz lazım. Seri bir hareket yasak şu an bize. Evet, aktivistler özgürlük yürüyüşü yapıyor arkadaşlar. Segregasyona karşı artık yeter diyorlar. Onlar da haklı tabii.
Allah Allah, habere bakın siz ya. Biz Filipinler'de uğraşırken Reich'ta kiliselerin çanları çalıyor. Hitler 73 yaşında Baviera'da öldü arkadaşlar. CIA raporları zaten doğruları gösteriyormuş. 6 aylık ömrüm kaldığı konuşuluyordu. Şimdi acaba Reich'ın başına neler gelecek? Bu duruma karşı hazırlıklı olmamız lazım. Sadece Japonya'ya odaklanarak ilerleyemeyiz sonuçta. Bu arada hiç supply'ları yok Japonların. Direkt başkentlerine gireceğim. Dominik'te komünist ya başımıza yeterince bela açılmamış gibi Guevara'nın komünistleri Dominik'te darbe yapmış arkadaşlar. Umarım Castro anlaşırız yani. Yoksa başımız belaya girecek, haberin olsun. Faşizme karşı kol kola izledik. Başımıza bela açıyorsun. Bu sırada CIA Japonya'ya karşı Çinli isyancıları destekliyor. Dominik'te durumlar çok fena. Komünistlerin gücü giderek artıyor. Bölgeye yardım yapmaya devam ediyorum. Hemen yanı başımızda komünist bir ülke olması da buradaki demokratik Amerikan rejiminin korunmasını zorlaştıracak biraz. Neyse, biz Pasifik'e odaklanalım. Evet, bir adet Supreme Court. Arkadaşlar, bu üst mahkeme oluyor. Amerika'nın en büyük, en üstün mahkemesi oluyor. Siyasilerden yargılandığı. Birliği içerideki birisi vefat etmişti. Şimdi yine liberal mi yoksa muhafazakar birimi geçirelim diyorlar. Liberal birini geçirelim. Haiti üzerinde hava kuvvetlerimizin durumu okunuyor burada. Haiti'nin hava kuvvetlerine yardım ediyoruz. Sonuçta isyancıları vurmanın en iyi yolu havadan üstlerine bomba atmak arkadaşlar. Haitililere de bu konuda destek olacağız. Savaşı yüksek ihtimalle aldık şu an. Yani buradan da kaybetme riskimizin olduğunu pek düşünmüyorum. Evet, Alman iç savaşı başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Almanya'nın gücü kısılacak ve Amerikan varlığı Avrupa'da artacaktır diye düşünüyoruz. Şimdi fokuslarımızda neredeyiz arkadaşlar? Güney Afrika'ya biraz daha destek olmaya devam edelim. Güney Afrika'da her an işler karışabilir. Destek paketi açıklıyoruz Güney Afrika'ya. Ya paketlenme ya. Evet, tüm Reich komiseratlar dağılıyor. Budapeşte de bazı reformlar oluyormuş. CIA'nin operasyonları başarılı oluyor Çin'deki. Hans Speidel Cermanya'da kontrolü sağlıyor. Haiti'deki durum kötüleşmeye devam edecek sanki. Pasifik'i kurtardık ama Karayipleri kurtaramıyoruz. Nixon'ın görevden alınması için MPP tekrar çağrı yapıyor. MPP'nin söylediklerini kale almayınız diyor Nixon. Onlar sadece kendi politik çıkarlarını düşünür diyor. Nixon asla öyle birisi değil, asla politik çıkarlarını düşünmez. Nixon sadece Amerika'yı düşünür kardeşim. Siz başkanımızı yanlış tanıtmışsınız. Evet, Endonezya'da güzel haberler geliyor. Son Japon varlığını artık ortadan kaldıralım. Filipinler'deki yeter. Çok bile kaldılar. Afrika Shield kuruldu Afrika'daki koloni hükümetleri tarafından. Evet, ve Filipinler'de zafere ulaştık arkadaşlar. Filipinler'de Özgür Filipin Cumhuriyeti yönetimi devroluyor arkadaşlar yardımlarımız sayesinde. Bu elbette Nixon'ın desteğini ve internasyonist politikalara dair isteği arttırıyor halkta. Sonunda bir zafere ulaştık. Ancak şimdi Filipinler'de eski Amerikan yönetimine dair bir anlayışla mı ilerlemeliyiz yoksa kendi Filipin anlayışımızla mı ilerlemeliyiz görüşü hakim ve Filipinlerin yeniden inşası için çalışmalara başlayacağız. Evet, buraya deli gibi yatırım yapacağız. Afrika'da kaos. Boerler isyan etti arkadaşlar. Albert Herzog liderliğinde ve Güney Afrika'da çok sıkıntılı bir dönem bizi karşılıyor. Bakalım durumlar nasıl ilerleyecek. Malaya'da desteklediğimiz Tun Abdulrazak başa geçiyor arkadaşlar. Kendisi muhafazakar ve orta yolcu birisi. Tam olarak OFN'de isteyeceğimiz bir tip. Şimdi Malezya'nın yeniden kurulumunda ve savaş yaralarını sarmasında onlara yardım edeceğiz ve kendilerini OFN'ye dahil ediyoruz. Nixon kabinesini topluyor ve telefonda gelişmeleri dinliyor. Güney Afrika'ya dair. Arkadaşlar, Güney Afrika'da savaş genişledi ve Alman kolonileri de Güney Afrika'ya savaş ilan etti. Özellikle Hütik SS'ler tarafından destekleniyor ve Güney Afrika'daki savaşa katılıyor. Nixon telefonu kapatıyor ve kabinesine dönüp tüm diplomatlarımızı, tüm OFN diplomatlarını New York'ta bekliyorum 6 saat içerisinde. New York, OFN'nin merkezi arkadaşlar. Karargahının bulunduğu yer. Ve Afrika'ya acilen yardıma gitmemiz lazım diyor. Nixon, OFN'nin 13. maddesinin devreye koyulduğunu ve Güney Afrika'da demokrasiyi savunmak için gerekli önlemlerin alınacağını, eğer Almanya 24 saat içerisinde bölgeden çekilmezse Amerikan yardımlarının bölgeye ulaşacağını dünyaya duyuruyor ve düşünüyor. 64 seçimlerinden önce eğer bunu başarabilirsem benim için büyük bir başarı olur. Diz çökmeyeceğiz. Ayakta kalıp Güney Afrikalılara yardım edeceğiz. Politik analistimiz Jean Kirkpatrick yeni bir makale yayınlamış. Bu, Almanya'nın karışmasıyla beraber faşizme karşı Amerika'nın tekrar tek bir güç olması gerektiğini ve faşizmin dünyadan silinmesi için gereken tüm yardımı Güney Afrika cephesine yapması gerektiğini savunan bir makale. Amerika her taraftan çevrilmiş durumda olabilir ancak faşizmin gölgesinden kurtulup dünyaya demokrasiyi getirmek bizim görevimiz diyor Kirkpatrick ve böyle değerlendiriyor durumu. Amerika'nın bölgeye müdahil olması Güney Afrika ve dünyada demokrasinin çıkarlarını, özgürlüğün çıkarlarını koruyacaktır.
Ve böylece yeni bir kriz tree açıyor arkadaşlar. Nazileri bölgeden atmamız için, yani Güney Afrika'dan açılan bir focus tree. Müttefiklerimizi de tarafımıza çekip Güney Afrika'ya yoğun bir desteğe başlayacağız. Britanya'da da ortalık karışıyor arkadaşlar. Hücre evlerinden çıkan rezistans, yani direnişçiler, savaş ilan ediyor Nazi hükümetine karşı. Evet, Haiti'de komünist devrim oldu arkadaşlar. Hayırlı uğurlu olsun. Dominik'teki isyancılar buraya da yardımda bulundular. Şu an yani Fidel Castro, Haiti ve Dominik üzerinde sosyalizm hakim. Yeni bir mekanik açılıyor. Sanki mekaniklerimiz yetmiyor gibi. Nixon Air Force One uçağında ilerlerken kendisine verilen briefing'i okuyor. Elbette şu an Amerikan ulusu Güney Afrika Savaşı'na destek veriyor olabilir, ancak cephedeki gelişmeler bu desteği etkileyecek ve buna dair mekaniğimiz de açılıyor arkadaşlar. Evet, home front gerçekten muhteşem. Servicemen power'ımız, OFN'deki bütünlük. Abi siz ne güzel mekanikler yapıyorsunuz böyle. Adamı çıldırtırsınız ya. Evet arkadaşlar, buna dikkat edeceğiz. Burada bunu açıklayan bir metin var. İsteyen okusun. Ben her şeyi okursam bu seri bitmeyecek. OFN 14. yasayı da onaylayarak bölgeye daha yüksek sayıda asker göndermeyi onaylıyor arkadaşlar. Biz de ilerlemeye devam ediyoruz odak ağacımızda. Şimdi bölgeye aynı zamanda insani destek de yollamamız lazım. Ve Güney Afrika çok fena paket yiyecek. Buradaki Güney Afrika birliklerini kurtarmazsak gücümüz büyük oranda kısılacak. Acilen oraya desteğe gideceğim. Şu an askerlerim bir tık yavaş ilerliyor, ancak oraya da ulaşırız. Şöyle uçmamız lazım acilen oraya. Neredeyse Amerikan başkanının istifasına ve görevden alınmasına yol açacaktı. Ancak Madagaskar'da yaptığımız yardımlar neticesinde hem oraya asker gönderemesek bile devrimciler Madagaskar'dan Alman varlığını siliyor arkadaşlar. Ve Güney Afrika'da ilerlemelerimiz devam ediyor. Uçaklarımızla, teknolojik ekipmanlarımızla, her şeyimizle beraber ortadan kaldıracağız bunları ve deli gibi event geliyor arkadaşlar. Bölgedeki olayları anlatan çok sayıda event var. Yani bunların hepsini okumaya gerek yok şimdilik. Önemli olanları okuyorum ben sizlere. Yani çoğu zaten kişisel hikaye anlatımına dair eventler arkadaşlar. Avrupa'da olaylar kızışmaya ve Avrupa dağılmaya devam ediyor. Her zamanki gibi Heydrich'i seçmişti Hitler, ancak Heydrich pek de iyi durumda değil gibi sanki. Kimse onu desteklememiş. Sadece Hitler kendisini açıklamıştı. Aynı zamanda İngiltere'de direnişçilerin kazanması bizim için çok güzel olur. Umarım ki bu savaşı kazanırlar. Kaos durumunda çünkü burada faşist hükümet. Wallace, Schlaffe, elbette Güney Afrika'ya desteğe devam etmemiz lazım. Ancak bizim Hristiyan değerlerinden vazgeçmememiz lazım. Gerekli diyor. Kendisi zaten ne beklersiniz arkadaşlar. Muhafazakar birisi. Bu sırada ben Güney Afrika'ya biraz daha birlik göndereceğim. Aynen, bir tane daha gönderebiliyorum. Gel kardeşim, sen de gel. Olabildiğince birliklerimizle bölgeye gidip ortalığı çok kızıştırmadan harekatlarda bulunacağız. Ancak şöyle bir durum var arkadaşlar. Ben savaşı hızlı kazanmak istemiyorum şu an. Nedenini sorarsanız, hızlı kazanırsam Nixon'ın desteği artacak. Nixon'ın desteğinin artması Cumhuriyetçi Demokratların desteğinin artması demek. Ben savaşı şöyle yapmayı düşünüyorum. Güney Afrika'yı ortadan kaldırdıktan sonra burada kaç tane? 2 tane division gitmiş, geçmiş olsun. Tamam, gitsin. Burayı hallettikten sonra Güney Afrika'daki isyanı hallettikten sonra Nazilere karşı çok da ilerlememeyi, biraz yavaş takılmayı düşünüyorum. Ve zaten bu yerlerin önemli bir şehrinde almışız şu an. Hayırlı uğurlu olsun. Hatta şöyle yapalım biz. Burada bir paket oluşturalım hemen. Ve buradaki Boer varlığını ortadan kaldıralım. Nasıl taktik arkadaşlar? Yılan taktiğiyle devam ediyoruz yolumuza. Buradaki Güneylileri ortadan kaldıracağız. Iberia'nın bir adet gemisi kaçırılmış ve içerisinde Amerikan vatandaşları varmış. Acilen donanmayı devreye sokuyoruz. Evet, yine komünistler başa geçmiş Yunanistan'da. Hayırlı uğurlu olsun. İnönü, ne yapıyorsun İnönü? Acaba sen bu kızışan dünyada ayakta kalıp bilecek misin milli şef? Avrupa'nın başarısını, aman aman aman. Tamam, faşistler Britanya'da kazanıyor arkadaşlar. Durum öyle görünüyor. Geri çekilmiş dirençler. Madagaskar'da Japon destekçisi otoriter bir rejim başa geçiyor ve ülkenin eski koloni sisteminden yavaş yavaş çıkartılmasını duyuruyor. Aynı zamanda Japonya'nın ekonomik paktına giriyorlar arkadaşlar. Tabi bu durum yine bizim Cumhuriyetçi Demokrat koalisyonunu bölüyor ve muhalif partilere olan destek artıyor. Nixon Beyaz Saray'daki odasında otururken klasik müziğin sesini her ne kadar açarsa açsın Beyaz Saray dışındaki protestocuların sesini duymaya devam ediyormuş.
İçeri basın sözcüsü Haldeman giriyor. Efendim sizi protesto ediyorlar diyor. Nixon ayağa kalkıyor ve diyor ki ne yani Nazilere karşı savaşımızda Amerikan halkı bizi protesto mu ediyor? Böyle saçma bir şey olabilir mi? Bunlar çapulcu mu diyor. Daha sonra Haldeman ona doğru bakıp efendim savaşı yüceltmememizi protesto ediyorlar. Daha sıkı savaşmamızı istiyorlar diyor. Nixon şöyle bir düşünüyor ve diyor ki konuşacağım. Hemen bana bir prompter hazırla. Önemli bir siyasi isim ve ekonomist olan Wallace F. Bennett'le beraber Johnson'ı görüyoruz arkadaşlar bu eventte. Johnson anladığım kadarıyla LBJ bizim Lloyd Johnson'ımız. Kendisi bir demokrat, Bennett ise bir cumhuriyetçi. Parasal sistemde acilen gümüş bazlı sistemin kaldırılmasını, Amerikan dolarının ana bazlı sistem olmasını ve para akışının bu şekilde sağlanıp ekonominin yüceltilmesi gerektiğini savunuyor Bennett. Bizim evrenimizde de Amerika zamanla gümüşe dayalı para sistemini azaltmış ve en son 1960'larda kaldırmıştı diye biliyorum ben. Normalde arkadaşlar bizim modern para sisteminin zaten işleyişi de son 50 yıldır bu şekilde. Amerika gümüş ve altın bazlı para sistemini kaldırıp IMF ve Amerika'ya bağlı, dolara bağlı bir ekonomik sistem kurdu dünya üzerinde. Bennett de bunu kurmak istiyor bu evrende. Endonezya'da olaylar kızışıyormuş. CIA halen bölgede. Evet, Alan Pope isminde bir askerimiz Endonezya'da düşmüş arkadaşlar uçaktan. CIA'yı onu kurtarmak için bölgeye yönlendireceğiz. Oradaki rehinimizi alacağız. Nixon tüm halk televizyon karşısında onu izlerken canlı yayında Amerikan halkına sesleniyor arkadaşlar. İyi akşamlar sevgili halkım diyor. Bugün sizin dikkatinizi Güney Afrika'da süren savaşımıza çekeceğim. Bu savaşın devam etmesi lazım diyor. Bu savaş Nazilere karşı zaferle sonuçlanacak büyük bir savaş olacak. Boerleri ve Afrika Shield İttifakı, Nazi İttifakı'nı kaldırmamız lazım ortadan. Eğer buraya yardıma gitmezsek müttefiklerine destek olamayan bir Amerika'ya dönüşürüz diyor. Savaşı nasıl devam ettireceğimize dair fikir ayrılıkları vardı ve ben kararımı verdim. Ulusal acil durum ilan ediyor ve orduya alımları hızlandırıyor. Aynı zamanda hızlı kararlar vermek için de olağanüstü yetim kullanıyorum diyor. Bölgede biz ve müttefiklerimiz Nazilerin bu agresifliğine karşı gereken dersi verecektir diyor. Amerika uykusundan uyandı ve Afrika'ya gönderebileceğimiz 3 adet division daha ekleniyor. Onları da güzelce bölgeye gönderelim. İstediklerimizi versinler bize. Ve böylece yeni yılla beraber Amerikan seçim dönemine giriş yapmış bulunmaktayız arkadaşlar. Kendimizi hazırlayıp seçimlere hazır olmamız gerekli. Ve biz hangi partiyi destekleyeceğimizi, hangi partiyle kampanya yapacağımızı seçeceğiz şimdi. Tabii ki ben NPP'yi seçiyorum. Amerika'nın değişikliğe ihtiyacı var arkadaşlar. Prediction'a bakalım. Evet, Kaliforniya'yı alıyor şu anki durumda. Acil çok seri ilerleme yapmamız lazım. Temsilcilerin yoğun olduğu tüm eyaletlerde kampanyalarımızı ilerletmemiz ve buraları almamız lazım. Seçimleri kazanmamız lazım. Haiti'de başarısızlık arkadaşlar. Port-au-Prince düştü. Haiti'de Marksist-Leninist isyancılar başa geldi. Amerika ambargo uygulayacağını ilan etti bu devlete. Aynı zamanda önceki eventlerden bahsettiğimiz Ugly American yani çirkin Amerikalı olan bu bölgede hizmet eden diplomatımız da bölgeden çekiliyor. Ve sonuç olarak büyük bir başarısızlığa daha imza atıyor Nixon yönetimi. Bu muhalefetin gücünü arttırıyor. Pearl Harbor anıtı inşa ediliyordu 3 yıldır Washington DC'de arkadaşlar. Ve bugün itibariyle açıldı. Pearl Harbor 7 Aralık 1942 tarihinde ilk Japonya'dan darbe yediğimiz alan. Aynı zamanda 20 yıl önce 1944 tarihinde atom bombasını yedik burada. Ve buradaki donanmamızı ortadan kaldırdı Japonlar ve Almanlar beraber. Biz şimdi orada hayatını kaybeden askerlerimizi anacağımız bir anıt açıyoruz. Sadece barış istiyoruz dünyada. Sadece barış. Nixon'a karşı soruşturma tekrar başlatılıyor arkadaşlar. Bu sefer Madagaskar'dan dolayı değil, dinleme olaylarından dolayı kendisini soruşturulmaya alınmış. Nixon çıldırıyor. Hem koalisyon içerisindeki hainlerden bahsediyor, hem NPP'li radikallerden bahsediyor, hem de biraz Yahudilere laf ediyor Nixon. Çok sıkıntılı bir durumda. Endonezya'da esir durumda olan Alan Pope'a karşı bir kurtarma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Ancak Alan Pope hücresinden olayı izlerken yavaş yavaş bu operasyonun başarısızlığını görüyor. Daha sonra Beyaz Saray'a gidiyoruz. Oval Office'te harekatın başarısızlığı konuşuluyor. Japonlar bir teklifle geliyor. Bu operasyonda ve bu çıkan çatışmadaki kayıplara karşılık
özür ve tazminat verilirse eğer Alan Pope denilen Amerikan askerini Endonezya'dan teslim edeceklerini belirtiyor Japonlar. Yani Nixon düşünüyor tek bir adam için bu kadar tazminata değer mi diye. Ancak biz değer diyoruz. Alan Pope'u oradan alacağız. Almazsak 3 gün içerisinde çünkü idam edilecek. Alan Pope'u kurtarıyor ve Japonlarla tansiyonlarımızı düşürüyoruz. Ne karşılığında? Endonezya'daki Japon hayranlarının gücünün artması karşılığında. Nixon'ın sivilaklar yasasına karşı takındığı tavır halen büyük bir sinire sebep olsa da isyanlar yavaş yavaş azalıyor. Ancak kuzeydeki seçmen progresif kanada doğru yöneliyor. Tamam, hayırlı uğurlu olsun yeni paketimiz. Şöyle bir ufaktan temizlik yapalım Boer Cumhuriyeti'ne karşı. Cephe büyük ölçüde düzelmiş durumda. Şu an cephe stabil durumda. Paketler atarak ilerliyoruz. Boer'leri ortadan kaldırırsak geriye sadece Alman kolonileri kalırsa rahatlayacağız. Soruşturması halen devam eden Nixon haberlerle yıkılıyor. Amerika'nın en büyük 3 medya yayın organı Nixon'ın soruşturmaya karşı Yahudilere yönelik ırkçı ve ayrımcı tavırlarını eleştiren haberlerle ortaya çıkıyor. Ve dinleme iddialarının büyük olasılıkla doğru olduğu da açığa çıkmış oluyor arkadaşlar. Nixon kafayı yiyor. Bu bilgilere nereden ulaştınız? Sanki tüm Amerika onu yıkmak için çalışıyor gibi. Politikayla içi dışlı olan ve eski arkadaş olan iki senatör Lyndon B. Johnson ve Margaret Chase Smith konuşuyorlar kendi aralarında. Margaret, Milliyetçi Parti'nin kuruluşuyla beraber Demokratik Parti'den ayrılmış bir isim ve hain olarak görülüyor Johnson tarafından. Son haberleri izliyorlar Nixon'a dair. Johnson, sen bizi arkadan vurdun ancak şimdi Nixon'ın başarısızlığını izliyorsun, iyi hissediyor olmasın diyor. Hiç iyi hissetmiyorum diyor Margaret. Bence demokrasimize büyük bir balta vurdu. Bu herifin ortadan kalkması lazım diyor. Çok ileri gitti diyor Johnson bence de. Koalisyon bütünlüğümüzü bozarak seçimi almamızı engelleyecek diye düşünüyor. Johnson'ın hedefleri büyük arkadaşlar. Johnson Amerikan başkanı olmak istiyor. Bakalım bize neler getirecek bu gelişmeler diye düşünüyor ikisi beraber. Farklı partinin insanları. Ancak siyaset konuşmaktan zarar gelmez. Tehlikeli ancak gerekli bir operasyonu yapmanın vakti geldi. 3 adet birliğimiz doğu tarafından Johannesburg'a girecek. Batı tarafında ise tank birliklerimiz yine burada doğru ilerleyerek burada güzel bir paket oluşturacak. Olay budur arkadaşlar. O kadar fazla division hareketliliği var ki bu yerlerin başkentine girdik ama Johannesburg'u da aldık. Haberler elbette savaşa olan desteği arttırmaya devam ediyor ülkemizde. Alaska'da 5 dakika boyunca süren 9.2 büyüklüğünde bir deprem başa geliyor arkadaşlar. Nixon acil yardım için emir veriyor. İyi ki bölgede büyük bir nüfus popülasyonu yok. Ancak bir takım kasabalar tamamen ortadan kalkmış vaziyette. Can kayıplarımız var. Sam amca maalesef vatandaşına yardım etmekte zorluk çekiyor. Kuzey Amerikan tarihinin gördüğü en büyük depremi yaşadık. Ve 100'den fazla ölümümüz var arkadaşlar. Acil yardım hizmetleri bu kadar büyük bir felakete hazır değildi. Bunun sonucu olarak da bölgede maalesef acil yardımımız yavaş ilerliyor. Sam amca bundan sorumlu tabii ki. Bunun da dezavantajlarını görüyoruz. Boer Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırdık sayılır. Kapitül oluyorlar arkadaşlar. Geriye kolonistlerle uğraşmak kaldı. Ve bu noktada bu bölümü sonlandıralım. İtalya bu sırada nereye saldırmış? Hırvatistan'a saldırmış. Geçmiş olsun, faşistle savaşıyor. Onun dışında dünyada çok büyük bir gelişme yok. Bormann kazanacak gibi duruyor. Tek rakibi Shipyer'a karşı ilerlemede şu an. İngiltere'de faşist yönetim savaşı kazanacak gibi görünüyor. Halen büyük şehirler onların elinde. Rusya halen karışık. Omsk bir başarı göstermiş burada ve ilerliyor. Acaba Yazov yıkılmadan ayakta kalabilecek mi? Yani bu çok nadir görülen bir şey. Başarılarsa şaşarım. Magadan ise bir tane faşist düşmanını halen ortadan kaldıramadı. Çok yavaş ilerliyor. O kadar tüfek gönderiyorum bir de. Yani Magadan'ın beceriksizliği karşısında cidden bir şey diyemiyorum. Evet arkadaşlar, son durum bu. Madagaskar aynı zamanda Japonya'nın paktına da katılmış. Bizim için kötü bir durum oldu. Zaten burada iki tane komünist ülke kaybettik kendimize. Bunlar Nixon'ın kötü mirasının durumu olacak. Öngörülen seçim tahmininde böyle bir durum var ortada. Bunu ilerletip haritayı daha fazla kahverengi renge boyamaya devam edeceğiz. Cumhuriyetçi Demokrat Koalisyonu yıkacağız. Ancak halen ortada belli olmayan bir şey var. Bizim ve karşımızda olacak olan koalisyonun adayları kim olacak acaba? İleriki bölümde bunu ve seçim dönemini göreceğiz arkadaşlar. Takipte kalmayı, yorum atmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinize iyi akşamlar, iyi öğlenler, günaydınlar, iyi ikindiler ve hoşça kalın diyorum. Teşekkürler.